Neden insanların arkasından konuşmamalıyız? Biz insanların özelliklerinden bir tanesi de birbirimizle konuşmaktır. Konuşmak kötü bir şey değildir. Allah bize birbirimizle konuşmamız için dil vermiştir aslında. Ama konuşmanın da diğer işlerde olduğu gibi adabı ve kuralları vardır. Konuşmanın en önemli kurallarından bir tanesi insanların arkasından konuşmamaktır. Bu işe gıybet etmek diyorlar. Gıybet etmek en kötü günahlardan bir tanesidir. Acaba insanların gıybetini yapmak ve onların ayıplarını açıklamak yerine onların başarılarından ve iyiliklerinden konuşmamız daha hayırlı olmaz mı? Örneğin arkadaşımızın burnunun uzun olması konusunda konuşmak yerine onun futboldaki başarısından bahsetmemiz daha iyi olmaz mı? Biz insanlar olarak her birimizin farklı farklı kusurları vardır. Buna rağmen neden insanların arkasından konuşup onların ayıplarından bahsediyoruz ki? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hiçbir zaman gıybet etmezdi. O hazret bu işten nefret ederdi. Peygamber Efendimiz başkalarına bile onun bunun gıybetini yapmalarına izin vermezdi. Birinin gıybet ettiğini görse o gıybeti engellerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah gıybet etmeyi haram kılmıştır. Tıpkı başkalarının malına el uzatmayı ve başkalarının kanını dökmeyi haram kıldığı gibi diye buyurmuştur.